Serdar? Ne işiniz var burada? Aslı. Bunu tutukla. Ne? Bir dakika. Dön. Bir dakika ya. Seni terörist başı Cemal Şerefsiz'ine yardım ve yataklıktan tutukluyoruz Nazlı. Ne saçmalıyorsun sen be? Cemal'i köyden kaçırmışsın. Kim, ben mi? Yalan. Nereden çıktı bu ya? Avin. Cemal'i kaçıran bu kadın mıydı? Evet Yıldızlı. Ta kendisi. Sen kimsin be? Köyde kamyonetle bana çarptın ya. Nazlı. Yakalandın. Yılan yılandır komutanım. Değişmez. Her fırsatta sokar. Kordon. Geçen benden istediğini hala alamadın. Yine kapıma gelirsin salya sümük. Hadi Aslı götürün hadi. Yürü. Bir dakika. Bir dakika durun. Cemal alçaktır. Hepimiz bunu biliyoruz. Ona yardım etmeseydim oğluma zarar verecekti. Mazeret dinleyecek vaktimiz yok. Hadi hadi tamam Aslı. Ya hadi, Serdar, hadi yürü. Sana hep yardım ediyorum. Gel. Yine ederim. Gel. Lütfen gel. Yapma. Hadi yapma ya, ne yürü. Olur. Nazlı, bu suçunu tek bir şartla görmezlikten gelirim. Fazel kim? Ve nerede? Fazel bilinmezdir Serdar. Onu çözemezsiniz. Hadi Aslı götürün hadi. Hadi hadi gidelim hadi. Tamam bir dakika bir dakika. Fazel'i bulmak için bir yol biliyorum. Dinliyorum Nazlı, anlat. Cemal bu Fazel'le sıkı işbirliği içinde. Bilmediğimiz bir şey söyle. Bilmediğiniz Cemal'in sınır ötesinde bir çiftliği var. Fazel oraya gelir. Nerede bu çiftlik? Oraya sızmak imkansızdır. Ayrıca sızsanız bile Fazel'in kim olduğu bilinmiyor. Cemal oraya bir hizmetçi götürmemi istedi benden. Bu hizmetçi Cemal'in ihtiyar anasına bakacak. Karargâhta duracak ve Cemal'e de yakın olacak tabii. Kara kara düşünmene gerek yok. Hizmetçi kızın yerine Aslı'yı götüreyim, o bu işi halleder. Gitmeye hazırım Serdar abi. Olmaz. Sen tanınıyorsun Aslı. Cemal'in tanımadığı yeni biri olmalı. Dicle'ye gitsin. Dicle'ye gönderip gitsin hemen ya. Ya oğlum Dicle'yi nereye gönderiyorsun? O da örgütlü. Tanıyorlar hepsi. Ha ha. Kimi bulacağız komutanım? Ben gidebilirim Yıldızlı. Macerayı da pek severim. Ya ben ciddiyim. Bakmayın öyle. Ya kızım bu iş sokakta sek sek kafanın üstünde koyun gezdirmek gibi basit bir iş değil. Zor bir iş. Timcilik bu. Hem o yılan köydeki köprü pususunda seni görmüştür. Anında tanır. Ya uzaktan görmek de beni tanıyamaz Yıldızlı. Hem ben istedim mi çok yaralı olurum. Sen bile tanıyamaz. Yusuf sen burada ne arıyorsun? Serdar Yüzbaşı'yı görmeye geldim. Neden? Serdar Yüzbaşı'dan seni isteyeceğim. Şahin karışma. Ne karışacağım lan ben sana? Sen bu züppeye kocam demeye hazır olduktan sonra ben sana ne diyeyim ki? Sen bizi kıskanıyorsun Osman. Evlenmemizi istemiyorsun. Ama Aslı ile birbirimizi seviyoruz biz. Oğlum. Bak canımı sıkma. Çok kötü pataklayacağım seni. Elimden bir kaza çıkmadan çık git buradan. Sen kimsin de bana emir veriyorsun? Gitmiyorum. Aslı ile evleniyoruz tamam mı? Ne yapacaksın? Bize nasıl engel olacaksın? Karı koca olacak iki insanın arasına girmeye utanmıyor musun? Defol git lan bana. Yusuf! Şahin! Yusuf. Seni gebertiyorum lan! Şahin! Yapmayın! Şahin! Yusuf! Gebertiyorum lan seni! Yapmayın! Seni öldürürüm lan! Yusuf durun! Bırak! Dur! Şahin bırak! Şahin! Ayrıl ayrıl! Yapmayın. Yapmayın. Öyle. Yaz ulan ayrıl yapmayın. Şöyle ya! Ayıpsız yapmayın! Ne oluyor burada? Şerefsiz! Yavrum ulan tamam sakin ol! Hey! Ne oluyor burada? Bırakın tamam. Yaz ulan! Ne bu rezalet? Bu kavganın sebebi ne? Aga tamam ben bütün olayları sana hemencecik anlatayım. Bu beyefendi ile Aslı Hanım yeni tanıştılar. Ve görüşmeye başladılar. Eski görüştüğü de kendisi var vardı ya. Zaten bizim Şahin Bey. Onun oradan gelmesiyle oradan geldi. Zaten olaylar birden karışınca her şey de böyle oldu. Yusuf Bey
Sizin ne işiniz var burada? Delikanlı, sen ortalığı karıştırmaya mı geldin? Serdar abi, Yusuf beni senden istemeye gelmişti. Ama Şahin... Beni general gönderdi yüzbaşı. Sizinle konuşmamı istedi. Şahin uzmanında öfke kontrolü sorunu var. Az önce de belli oldu. Bu durumdaki hasta yargıç olur. Suçluya kendi ceza vermeye kalkar. Taşkın davranışları bölgede yürütülen operasyona zarar verir. Generale arz ettim bunları. Kim çekti bu fotoğrafları? Ben çektim yüzbaşı. Şüphelendiğimiz askerleri karargah komutanının izniyle takip alırız. Sonuç ne ye? Şahin'in bir süre hastanede tedavi altına alınması gerekiyor. Bak doktor, ülkemiz için çok önemli bir operasyonun arifesindeyiz. Şahin bizim elimiz, gözümüz, ayağımız. Sen şimdi bana... Yeğenim, boşuna kürek çekme. Bu gölde sana balık yok. Şahin'i sana yedirmem. Anlıyorum. Şahin'e kötülük yaptığınızın farkında değilsiniz. Ama madem ki operasyon önemli, bize susmak düşer. Bunlardan sabah akşam alsın. Bu haplar Şahin'i sakinleştirir. Operasyon bitince de tedaviye başlarız. Böyle olmasına üzüldüm. Sonra görüşürüz aslan. Operasyonun sonunda konuşacağız. Koca koca adamlarsınız. Çocuk gibi davranıyorsunuz. Bana bakın. Ayağınızı denk alın. Kimse vazgeçilmez değildir. Abi, sen git hazırlan. Emredersin Yıldızlı. Yani komutanım. Dicle. Allah hayırlı yardımcısı olsun. Karargaha girdiler Akabir. Gördüm. Başkanım, sana getirdiğim hizmetçi bu. Senin adın ne kız? Rojin, başkan. Ben seni tanıyorum ama... Nereden? Belki de birine benzettim başkan. Yok. Kimseye benzetmiyorum. Ben daha önce böyle bir güzellik görmedim. Ama yakında hatırlarım nerede gördüğümü. Hüsnü, buna bir göster. Emredersin başkan. Ya kız. Başkan. He? Senin bu kahyan sağlam pabuç değil ha. Kıza göz koymasın. Bak Nazar, bu evde kadınlara sahip olacak tek kişi var. O da benim.
Sen de bunu bilirsin. Biliriz. He. O kızdan gözünü ayırmayacaksın. Olur başkan. İşe bak komutanım. Cemal şerefsizi dürbünün ucunda ben gidip oğlumu alamıyorum. Sabret Celil. Hem oğlunun hem de Fazel denen o adiyi bulacağız. Burası senin odan kız. Sağ ol. Benim odamsa çıksana ya. Utanma kız. Buralarda utanmak olmaz. Çıksana elini be. Aç kız yüzünü. Ulan daha ilk günden namus abidesi kesildin başıma. Ha. Aç yüzünü. Bırak be. Aç lan. Aç lan. Bırak beni be. Bırak. Lan aç yüzünü. Nasıl? Eğer havini korumazsan canını çok fena yakarım. Lan! Ne oluyor lan burada? Ha? Bana bak başkana dersem kellen gider biliyorsun değil mi? Çık lan buradan! Çık lan! Niye bekledin? Niye yardım etmedin? Bu işler zordur köylü kızı. Daha çok şeyler göreceksin. Hep arkanda olamam değil mi? Bana bak. Silahla sakın yakalanma. Eğer telsizle yakalanırsan benimle temas kurmak için olduğunu söyleyeceksin, tamam mı? Unutma. Biliyorum. Göreceğiz. Haberciden Anka biri. Duyuyor musun beni? Devam et, dinliyorum. İçeri sızdım. Tamam abin, çok dikkatli ol, anlaşıldı mı? Merak etme beni. Hadi, ne iş yapacağım ben? Bana bak. Sen bu işe niye balıklama atladın, ha? Hiç. Hep asker olmak istemiştim. Ya. Serdar için olmasın sakın. Burnuma kötü kokular geliyor da. Nereden çıktı bu ya? Anlayacağız. Anlayacağız. Bu kadının Serdar'da gözü var sanki. Öyleyse kötü bir rakibim var. Burası mutfak. Burası başkanın çalışma odası. Buraya girmek yasak. Şerefsizin bilgisayarını indireceğiz. Orada Fazel'le ilgili bir şeyler olmalı. Başkanın anası da burada. Çok aksi kadındır. Dediğini anında yap. Yoksa seni mahveder. Naza. Hı. Cemal Başkan seni çağırıyor. Tamam. İşine bak. Hadi. Teyze? Ne var be? Ben yeni hizmetçiyim. Sana ben bakacağım. İlacım bitti.
Bunlar beni öldürecek. Git bana ilaç getir. Tamam teyze, kızma. İşimiz var ya. Bu kadın çatlak. Nereye kız? Teyzenin ilacı bitmiş de mutfağa bakacaktım. Ver onu ver. O son ilaçtır. Ben aldırırım. İşe bak be. Az daha gidiyorduk. Cemal dışarıda. Adamın çalışma odasına gidiyorum. Çok dikkatli ol Avin. Şerefsizi görüyoruz dışarıda. İşini çabuk bitir. Ulan Cemal şerefsizi. Az kaldı. Oğlumu alıp parça parça edeceğim seni. Bilgisayarın başındayım Anka 1. Şifre istiyor. Hemen şifre çözücüyü kullan. Heh. Açıldı. Hemen bilgileri yedekle, acele et. İnşallah yakalanmam. Kalbim duracak gibi. Haberci, durum ne? Yükleme devam ediyor. Başkanım, annenizin ilacı bitmiş. Tamam la. Git al, hadi. Tamam. Ya Naza, bu kız sağlam mı? Sen iyice bir araştırdın mı? Tabii ki başkan. Saf bir köylü kızı işte, ne olabilir? Hmm. Ben bunu bir yerde gördüm ama. Dur bakalım. Heh. Naza, senin bu arada işin bitti, gidebilirsin. Hayda, bir yemek yeseydik başkan ya. Ya karargahta ayak altında dolaşma Naza. Pazel bilgisayarda. Görüşürüz bir başkan. Hadi. Şerefsiz içeri giriyor. Abin, hemen dışarı çık. Hemen dışarı çık. Daha bitmedi. Allah'ım. Çık diyorum. Hemen dışarı çık Avin. Hemen acele et. Çık oradan Avin. Çık dedim sana. Yardım et Allah'ım. Ne yapıyorsun sen bakayım orada? Toz alıyordum başkan. Her yer toz olmuş. Bakın her yer tertemiz oldu. Bu odaya girmek yasak salak kız. Ayrıca senin işin anama bakmak. Ama bana demediler başkanım, ne bileyim ben. Çık dışarı. Anamın ilacını da aldırıyorum. Sakın ona verme. Yoksa hepsini birden içer. Günde sadece bir tane vereceksin, anladın mı? Tamam başkan. İyi hadi çık, çık.
Ne oldu Fazel? Cemal, bugün kimyasal sevkiyatı var. Bu kimyasal sarin gazında kullanılır. Bölgede alıcısı çok var. İstiyor musun? Ne getirsin almaya hazırım. Anlaştık Fazel. Boş boş ortada dolanmayın. Bak o malzemeler orada duruyor. Şunları da alın oradan. NASA nerede? Siz işinize bakın la. Hadi. Hadi yardım et la. O gitti. Sen nereye kız? Pazara. Hanım teyze meyve istedi de. Mutfak yiyecek dolu be. Teyze değişik şeyler istiyor. Parasını alırım sonra ha. Ceylan gibi be. Başkandan bize düşerse tabii. Şahin, Avin çıktı. Belliği teslim alın. Faddalı. Elleş. Peşinden git. Teşekkürler. Niye çıktın karargâhtan? Sana söyledim. Herif kimseyi tutmaz orada. Kız tek başına kaldı. Anka bir beni duyuyor musun? Devam et, dinliyoruz. Cemal Ayısı bilgisayarda Fazel'le konuştu. Bir kimyasal taşıyan konvoya saldıracaklarmış. O kimyasal sarin gazında kullanılıyormuş galiba. Öyle bir şey dedi işte. Bu bölgede çok isteniyormuş. Sağ ol abim. Komutanım, bölgede kimyasal silah sevkiyatı varmış. Çok önemli, öğrenmeliyiz. Hemen bilgi alacağım Serdar. Komutanım, ne oluyor? Bilmiyorum. Bir hainlik dönüyor, öğreneceğiz. Sanayide kullanılmak üzere kimyasal taşıyan bir kamyon polis eskortu eşliğinde bölgeden geçecek komutanım. Tabii. İçimizdeki acem çomarları kamyonun güzergahını silah tacirlerine uçurdular. Alçaklar. Kimyasalı çalıp Türkiye verdi diye Suriye'deki terör gruplarına verecekler. Türkiye'yi terörist devlet yapmak için yeni bir oyun bu. Komutanım, nereden geliyor bu konvoy? Kayıtlara göre Kızılkayalardan geçecek. Komutanım, konvoy bize yakın. Konvoyu durduracağız. Celil, hemen çıkıyoruz. Serdar, bana bir şey söylemedin. Merkezden 14-18'e cevap ver. 14-18'den merkeze. Dinlemedeyim. Konumunuzu bildirin. Kızılkayalara giriyoruz. İhbar alındı. Saldırı olabilir. 14-18 durup bekleyin. Destek gelecek. Anlaşıldı merkez. Ah!
kahretsin. Kahretsin. Doktor, Aslı, yaralılara bakın. Celil, tamam abi, sen kamyonete bak. Emredersin Serdar abi. Sen şuna bak. Geçmiş olsun. Sağ olun. Saldırıya uğradık. Teröristler yola pusu atmışlar. Komutanım, aracı boşaltmışlar. Geç kaldık. Abi, şehit olmuşlar. Yuva, Anka 1. Durum ne Serdar? Maalesef yetişemedik. Kimyasalı çalmışlar. Bu çok kötü oldu Serdar. Şimdi bu kimyasal gazı terörist gruplara verecekler. Bunu da bizim üstümüze atacaklar. Ülkemiz böyle bir töhmetin altında kalamaz. Kimyasalı bulmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Ölmek pahasına olsa da bu işi çöz Serdar. Emir anlaşıldı komutanım. Cemal şerefsizi yetmiyormuş gibi bir de bu Fazel şerefsizi çıktı karşımıza komutanım. Kimyasal elimde Cemal. Tamam. Bekliyorum Fazel. Bu oda başkanın odası. Giremez, yasak. Burada ne işin var Asat? Çok önemli başkan. Sen işine bak kız. Yürü Asat, yürü. Bir, acil. Yıldız'la Allah aşkına cevap ver ya. Avin? Beni duyuyorsan Fazel geliyor. Anlaşıldı mı? Uzaktayız, sınırda. Test parazitli. Dediğin anlaşılmıyor Avin. Avin, duyuyor musun? Duyuyorum. Devam et, komutan dinliyor. Fazel Cemal'in yanına geliyor. Tamam, anlaşıldı, geliyoruz. Bu kızı tanıyorum ben. Bu bizim çoban kız. Bu rezalet fotoğrafları kim çekti lan? Sen Ezo'nun işbirlikçisi misin lan Asat? Yok başkan. Kendi sana çaktırmadan gizli gizli çekti. Hem yatağa girecek, hem de kendi kendini çekecek. Kafayı mı yemiş lan bu kız? Ne istiyormuş? Para. Çok para istiyormuş. Yoksa üst kurula verecekmiş bunları başkan. Lan ben seni o karıyla boşuna mı evlendirdim gerizekalı? He? Seninle böyle mi anlaştık lan? Niye kontrol etmedin kadını? Ben ne edeyim? Ezo senin metresinde. Ulan kahpe Ezo. Nazan neredesin lan? Git dedin gidiyorum başkan. O beni aldığın köydeki eve git. Oradaki kadını çocukları hepsini gelert. Bir tek o en küçük bebeği al sakla. O kimin bebeği? Soru sorma.
Denileni yap NASA. Emredersin. Hay aksi. Bir de bebek bakıcılığı yapacağız. Kimmiş acaba bu kıymetli bebek? Lan? Yoksa? Lan bu kordonun bebeği olmasın. Hadi kasabaya iniyoruz çabuk. Odada bileş var. Onu at. Emredersin başkan. Hadi. Yürü. Silah sesi duydum. Ne oldu? Gel kız, anlatayım. Gözünüzü dört açın. Tanımadığımız birini arıyoruz. Herkes Fazeli olabilir. Aga benim iyice kafam karıştı. Aga yani biz kimi arıyoruz ki? Hayaleti mi arıyoruz ki yani biz? Adamı nasıl tanıyacağız Serdar abi? Kasabaya gelip Cemal'le bağlantı kuracaktır. Karargaha giren biri olursa o Fazeldir. Elinde kimyasal var, unutmayın. Bunu sağ olarak yakalamalıyız. Doktor, Aslı ile pazarı kontrole alın. Anladım aga, emredersin. Yürü kız. Şahin, siz de Dicle ile karargah önünü kontrol altına alın. Emredersiniz komutan. Şahin. İlacını aldın mı? Ya komutanım, ben o herife güvenmiyorum. Şahin, o doktor karargaha bağlı olarak çalışıyor. Hakkında kötü bir rapor var. Şahin, çok gerginsin. İlaçlar seni rahatlatır. Hayt be, kurduya bak. Ne oğlum? Gel. Ha şunlara bak abi. Kasabaya gelenler var. Doktor, minibüste bir dolu yolcu geldi. Dikkatli olun. Tamam kordon. Doktor, şu şapkalı adamı takibe alın. Tamam ağa. Serdar Bey. Ayşe Hanım. Siz burada ne arıyorsunuz? Bir yeğenim var benim. Burada yaşıyordu. Buradaki durumlar malum. Kocasını öldürmüşler. Çocuğuyla ortada kaldı kızcağız.
alıp çiftliğime götüreceğim. Başın sağ olsun. Yasemin her aradığında seni soruyor. Onu ara Serdar, ne olur. Peki siz burada ne yapıyorsunuz? Beni görmediniz varsayalım. Görevdeyiz. Olur Serdar. Komutanım. Kimdi bu komutan? Yasemin'in annesi. Hadi. Hadi Uskut Ali. Hadi Uskut Ali. Uskut Ali. Hadi. Hadi yavrum. Hadi. Hadi Uskut Ali. Ağlama aslan parçası. Sağ ol abi. Türksün. Evet bacım. Çocukları seviyorsun. Senin de var mı? Var bacım, var. Celil, şu adamı takip alın. Komutanım, Cemal Şerefsiz size doğru geliyor. Cemal Şerefsiz. Çelil, sakin ol. Operasyonu yakacaksın. Bu herifi gördükçe oğlumun acısı katlanıyor komutanım. Bu herifi parçalamak istiyorum. Fazil'i karşılamaya gidiyor Celil. Komutanım. Şunlara bak. Hadi yürüyün gidelim bakalım. Çantalarda ne var? Açın lan çantaları.